HTC'nin 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu Beats Audio yatırımının sonuçlarından bir tanesi, meyvelerinden bir tanesi görmüş olduğunuz telefon oldu. HTC Sensation XM modeli, 2011 yılının amiral gemisi telefonun niteliğinde olan HTC Sensation'ın bir güncellemesi niteliğinde HTC Sensation'ın Beats Audio destekli bir versiyonu var karşımızda. Telefonda dikkat ettiğiniz gibi Beats Audio'nun kırmızı renklerini yansıtan bazı ayrıntılar var. Görmüş olduğunuz gibi kameranın çevresinde bir kırmızı renkli çerçeve yer almakta. Ondan daha önemlisi, görmüş olduğunuz gibi bir Beats Audio logosu. HD logosunun altında arka bölümdeki plastik parçada dikkat çekmekte. Telefonun önünde de kırmızı hatlar mevcut. Örneğin ayızı ızgarasında görmüş olduğunuz gibi kırmızı renk hakim. Aynı zamanda cihazın ekranın altında yer alan kapasitif dokunmatik Android navigasyon tuşlarında da görmüş olduğunuz kırmızı renk yer almakta. HTC Sensation XE'de bunun dışında tasarım açısından bir farklılık yok. HTC Sensation'ın tasarımı mevcut. Aynı zamanda bileşenler de korunmuş durumda. Sadece 1.2 GHz'lik çift çekirdekli işlemci yerine 1.5 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci yer almakta. Ekran 540x960 çözünürlüğe sahip Super LCD dokunmatik ekran. Yine HTC Sense 3.5 yazılımı, HTC Sense 3 yazılımı ve Android Gingerbread sürümü gelmekte. HTC'nin bu telefonu Sensation X'e çok yakında Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesini ve HTC Sense 4.0 güncellemesini de alacak. Ve böylelikle telefonun sunmuş olduğu kullanıcı deneyimi daha da arttırılmış olacak. Sensation X'e yapılan hız artışı az da olsa telefonun performansını arttırır denilebilir. Görmüş olduğunuz gibi ekranın tepkileri oldukça iyi seviyede. Bunun yanı sıra uygulama menüsüne baktığımızda yine HTC'nin Sense arayüzüyle birlikte sunduğu, Sense yazılımıyla birlikte sunduğu çeşitli uygulamaları ve bunun yanı sıra yine Google tarafından sunulan Android uygulamaları yer almakta. Bunun yanı sıra Android Market'ten yine uygulama indirebilirsiniz dilediğiniz gibi. İnternet tarayıcısı yine HTC'nin internet deneyimini yansıtmakta. Flash desteği mevcut. Oldukça iyi bir internet tarayıcısının olduğunu söyleyebiliriz. 1.5 GHz'lik işlemcinin gelmesi tarayıcının hızını biraz daha arttırmış. Sayfalar biraz daha hızlı şekilde yükleniyor. Tarama da oldukça iyi şekilde yapılıyor. Sayfayı işlemek, yazıları ekranın içerisine oturtmak da biraz daha hızlı şekilde yapılmakta. Şu anda sayfa açılmaya çalışılıyor bir yandan. Bağlantımız biraz düşük. Bu nedenle takılmalar olabilir. Yine de tarayıcının performansı iyi. Flash desteği de var. YouTube videolarında iyi bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu internet tarayıcısı sayesinde HTC Sensation'da da klavye oldukça iyi, rahat bir şekilde yazma fırsatı sunuyor sizlere. Bunları söyleyebiliriz. Devam edelim. Başka bir şeye söylemeye gerek yok bu tarayıcı hakkında. Görmüş olduğunuz gibi HTC Sense ile birlikte sunulan çeşitli bileşenler mevcut. Görüntüyü, sahneyi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. HTC telefon incelemelerinden bunu biliyorsunuzdur. Yine uygulama tepsisi, uygulama sona açık olan uygulamalar buralarda yer almakta. Bu bildirim tepsisi içerisinde yer almakta. Altta gördüğünüz bölümde de bildirimler, uyarılar çıkmakta. Hızlı ayarlar bölümünde yine Wi-Fi, Bluetooth gibi bileşenleri hızlı bir şekilde açıp kapatmak mümkün. Sonuç olarak Sensation X'e yine o alıştığımız HTC Sense deneyimini kullanıcılara sunmakta. Peki bu telefonu farklı kılan ne? Bu telefonu farklı kılan tasarımdaki o kırmızı renkler dışında görmüş olduğunuz Beats kulaklıklar, iBeats kulaklıklar HTC Sensation'ın kutusuna geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir çanta içerisinde geliyor. Şöyle çıkaralım. iBeats kulaklıklar, Monster'ın Beats by Dr. Dre'nin kulaklıkları, topuzu, kulak yolunu tamamen kapatan kulaklıkları HTC Sensation X'in kutusundan çıkmakta. Beats Audio'nun kırmızı renkliğini yansıtan kablosuyla birlikte bu şekilde bir kulaklık ve kulaklığın bir mikrofonlu kumandası da mevcut. Bu sayede çalan şarkıyı kontrol etmek de mümkün. Peki bu kulaklık ne işe yarıyor? Bu kulaklık telefona taktığınızda ve telefonun müzik uygulamasını açtığınızda, şurada bileşenden hemen açalım. Telefonda müzik dinlemeye başladığınızda Beats profilinin aktif olduğunu göreceksiniz. Evet. Şu anda üst kısımda bildirim çubuğuna bakarsanız Beats logosu göründü.
Beats profili aktif hale geldi. Ve bildirim tepsisini açtığımda karşıma Beats Audio şeklinde bir bildirim çıkıyor. Buradan Beats Audio profilini devre dışı bırakabilirsiniz veya devreye alabilirsiniz. Beats Audio profili özel bir ses profili. Aynı Equalizer'da biliyorsunuz farklı ses profilleri vardır. Beats Audio'da HDC ve Beats Audio'nun Beats by Dr. Dre'nin belirlediği, Monster'ın belirlediği özel bir profil. Bu profilde baslar ve tizler biraz daha güçlendirilmiş. Orta frekanstaki seslere göre uçlarda kalan frekanslar biraz daha güçlendirilmiş. Bu sayede hem ses şiddetinin daha fazla arttığını, bunun yanı sıra basların biraz daha dolgun, tizlerin de biraz daha ayırt edici olduğunu ve bu sayede çok daha keskin ve çok daha kulağı dolduran bir ses deneyimi yaşadığınızı fark edeceksiniz. Böyle bir özelliği var. Bu Beats profili sadece 3. sadece HDC'nin müzik uygulamasında kullanılabiliyor. 3. parti uygulamalarda, müzik uygulamalarında veya diğer uygulamalarda film izlerken kullanılmıyor. Ancak bu Beats kulaklıklar telefonda film izlerken bile size güzel vakit geçirtecektir. YouTube'dan izlediğimiz bazı filmleri, videoları oldukça düzgün bir sesle bize aktarmayı başardı bu kulaklıklar. Oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Peki diyelim ki bir Beats kulaklığınız var. Bu kulaklığın dışında bu telefonu aldınız. Ayrı bir Beats kulaklığınız var, görmüş olduğunuz gibi. Bu da farklı bir Beats kulaklık, kafaya oturan. Bunu taktığınızda ne oluyor? Bunu taktığınızda da aynı şekilde Beats profili, Beats Audio profili aktif oluyor. Hemen bekliyoruz. Evet, çalmaya başladım ve Beats Audio profili anında aktif oldu. Şu anda seslere geliyordur. Dikkat ederseniz sesi kapattığımda, profili kapattığımda ses seviyesi biraz düşüyor. Tekrar açalım. Şimdi kapatalım. Evet. Umarım, yani duyuyor olmanız lazım videoda, ses seviyesi düşüyor Beats Audio profilini kapattığımda. Böyle bir güzelliği var telefonun. Akıllı telefonlar biliyorsunuz artık daha fazla multimedya işlevi sunuyor. Bu nedenle cihazla birlikte gelen kulaklıkların da daha fazla önem kazandığını söylemek gerekiyor. İşte HTC Sensation X'de Beats markasını, Beats by Dr. Dre markasının ses alanındaki uzmanlığını, tanınırlığını arkasına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyor HTC. HTC'nin Sensation XL modelinin yanında Sensation XL modeli de var. O da aynı şekilde Beats desteğiyle, Beats Audio desteğiyle birlikte geliyor ve HTC'nin 2012 yılı içerisinde çıkaracağı telefonlarda da, yüksek profili telefonlarda da bu Beats Audio teknolojisinin yer almasını bekliyoruz. HTC Sensation XL ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bunlar. Cihazla ilgili daha fazla detayı teknobolog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.